Dünyanın nüfus bakımından 9. ülkesi olan Nijerya, yaklaşık 160 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfus artışının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Halkın büyük bir bölümünü yerli kabileler teşkil eder. Ayrıca Avrupalı beyazlar da mevcuttur. Nüfus birbirinden birçok bakımlardan farklı, yüzlerce çeşit gruplardan teşekkül eder. O yüzden bu ülkede pek çok ilginç gelenek de mevcuttur. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü Nijerya hakkında duyduğunuz bu gerçekleri bir daha asla unutamayacaksınız. Nijerya kültürü. Nijerya tehlikeli bir bölgedir. Tanıdığınız bir Nijeryalı olmadıkça keyif alabileceğiniz bir ülke değildir. Fakat genellikle Nijerya halkı sıcakkanlı ve arkadaş canlısı olarak bilinmektedir. Ülkeyi ziyaret eden turistlerin örf ve adetlere dikkat etmesi gerekmektedir. Nijerya, homoseksüelliğin yasal olmadığı bir ülkedir. Ülkede birbirini tanımayan kişilerin ya da tokalaşması kabalık olarak görülmektedir. Bacaklarını uzatan kişilerin bacaklarının üzerinden atlamak ya da geçmek ise uğursuzluk olarak görülmektedir. Ayrıca ülkede dükkan sahibi durumunuzun iyi olduğunu düşünerek yüksek fiyat söyleyebilmektedir. Normal fiyatlar ise ilk sorulan fiyatın yarısı kadardır. Bebek fabrikası. Nüfusun en fazla olduğu ülkelerden biri olan Nijerya, pek çok insan suçlarına da şahit kalmak zorunda kalıyor. Ülkede pek çok kaçırılma vakası yaşanıyor. Öyle ki insan ticareti bile yapılıyor. O yüzden Nijerya dünyanın en korkunç ülkesinden biri olarak gösteriliyor. Ülkede bebek fabrikası olarak adlandırılan evlerde zorla tutulan kadınların, dünyaya getirdiği erkek bebeklerin 1400 dolara, kız bebeklerin ise 830 dolara satılıyor. Nijerya polisi baskın yaptığı pek çok evde kadınların kaçırıldığını tespit ediyor. Bebekleri kimlerin satın aldığı konusundaki araştırmaların da sürdüğü belirtilen açıklamaya göre yaşları 15 ila 28 yaşında değişen kadınlar iş vaadiyle başka kentlerden Lagos'a götürülüyor. Daha sonra evlere hapsedilen kadınlar tecavüze uğrayıp çocuk doğurmak zorunda kalıyor. Geçen yıl bebek fabrikalarına yönelik operasyonlarda 160 bebek ve çok sayıda kadın kurtarılmıştı. Cilt beyazlatma. Afrika'nın en yüksek nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da çok sayıda kadın ve erkek daha güzel görünmek için cilt beyazlatma uygulamalarına başvuruyor. Sağlık uzmanları ve aktivistlerin işlemlerin tehlikeli olduğu yönündeki uyarıları ve çeşitli kampanyalarla konuyu kamuoyuna taşımasına rağmen ülkede cilt beyazlatma insanların gündelik hayatının parçası haline geldi. Sadece kadınların değil erkeklerin de büyük ilgi gösterdiği cilt beyazlatma ürünlerini satın alabilmek için temel ihtiyaçlardan bile vazgeçilebiliyor. Ülkede hamile kadınlar doğacak çocuklarının beyaz olması umuduyla çeşitli ilaçlar kullanırken bazı kadınlar eşleri cilt beyazlatma ürünleri alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açıyor. Ten rengine çok önem verilen ülkede bazı kültürlerde yer alan beyaz tanrının isteği, siyah ise şeytanın isteği şeklindeki batıl inanç açık tenlerin daha iyi, daha üstün olduğu algısını oluşturuyor. Havan Dauşe. Nijerya'da 14. yüzyılın sonlarından itibaren bayram geleneğinin bir parçası olan Havan Sallah ve Havan Dauşe adlı geçit törenleri günümüzde hala devam ettiriliyor. Hausa topraklarında her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda düzenlenen bu etkinlik, eski hükümdarlar özellikle de emirlerin kendi bölgelerinde kutladığı tarihi at birinciliği şenliği olarak biliniyor. Yüzyıllar önce askeri geçit töreni olarak yapılan kutlamalara 11. yüzyılda Nijerya'ya İslam'ın gelmesiyle ara verilmişse de 14. yüzyılın sonlarında Kano emiri Sarki Muhammadu Babba Rumfa döneminde bayram geleneği haline getirilmiştir. Boko Haram. Ülkenin %50'lik kısmı Müslüman, %40'lık bölümü Hristiyan, geri kalan %10'luk kısımsa yerel inançlara sahip insanlardan oluşmaktadır. Boko Haram olarak bilinen terör örgütü Nijerya'nın son yıllardaki en büyük derdidir. Öyle ki ülke son yıllarda tüm kaynaklarını bu terör örgütüyle olan savaşına aktarmaktadır. 2002 yılında Muhammed Yusuf tarafından kurulan Boko Haram örgütünde Latin alfabesinin ve batılı eğitimin haram olduğu düşüncesi vardır. Örgüt ülkedeki vatandaşları katletmekte ve kadınları kaçırarak insan ticareti yapmaktadır. Güvenlik ve altyapı sorunu. Lagos'un nüfusunun neredeyse yarısı altyapıdan mahrum vaziyette. Yol, temiz su, elektrik imkanlarının sınırlı olduğu gecekondularda yaşıyor. Afrika genelinde yapılan araştırmalar malaria hastalığı sebebiyle her 30 saniyede bir çocuğun öldüğünü ortaya koyuyor. Ortalama insan ömrünün 50 yaşlar civarında seyrettiği Nijerya'da 3-5 dolarlık malaria ilaçlarını almaya güç yetiremeyen aileler evlatlarını ölüme terk etmek zorunda kalıyorlar. Şehrin en önemli sorunlarından biri de su. Temiz bir suyu kullanmak neredeyse imkansız. Evlerin hemen önlerinden geçen ve çoğu kez insanların tuvalet olarak da kullandıkları açık kanalizasyonlar her türlü hastalığın davetçisi. 1 Ağustos 2006 tarihinde ajansların geçtiği bir habere göre Dünya Bankası, Nijerya'ya ticari başkenti Lagos'ta
özellikle gecekondu bölgesindeki koşulları iyileştirmekte kullanılmak üzere 200 milyon dolar kredi vermeyi kararlaştırmış. Kredinin kentin kanalizasyon ve atık sisteminin düzenlenmesinde kullanılması amaçlanıyor. Gece hayatı. Milyonlarca nüfuslu Lagos, Kano, Abuja, Benin City, Ibadan gibi kalabalık Nijerya şehirleri çok renkli ve hareketli gece hayatlarıyla ünlü. DJ performansları ile dans edebileceğiniz gece kulüplerinden her tarz müzik dinleyebileceğiniz barlara, karaoke ve sahil partilerine kadar pek çok seçenek bulabileceğiniz ülkede suç oranları oldukça yüksek ve AIDS gibi hastalıklar çok yaygın olduğu için gece hayatında çok dikkatli olmak gerekiyor. Geceleri şehir banliyölerine yalnız gitmek önerilmiyor. Ayrıca kalabalık eğlence mekanlarında kişisel eşyalarınızı dikkat etmeye ve yerli halkla tartışmamaya özen göstermelisiniz. Vodabey kabilesi. Sahra Çölü'nün sıra dışı topluluğu Vodabey yaklaşık 50 bin kişiden oluşan bir kabile. 17. yüzyılda Batı Afrika'da İslam'ı ilk kabul eden topluluk olan Vodabeyler, geleneklerinden de vazgeçmemiş ve ritüellerini yüzyıllar boyunca sürdürmüş. Kadınların dominant olduğu Vodabey toplumunda kadın erkek fark etmeksizin çok önemli bir konu var. Güzellik. Güzellik onlar için o kadar önemli ki, bir kadın evli olmasına rağmen kocasından daha güzel bir erkekten çocuk sahibi olabiliyor. Güzelliğe bu kadar önem veren kabile, bu anlayışlarını her yıl düzenleyen geleneksel erkek güzellik yarışması ile taçlandırıyor. Her yılın Eylül ayının sonunda yapılan bu yarışma, yağmurların bitişini ve göç zamanını müjdeleyen bir festival kapsamında gerçekleştiriliyor. Yarışma festivale özgü olsa da, kabilenin erkekleri tüm yıl boyunca bu yarışma için hazırlanıyorlar. Özel kıyafetler dikiliyor. Oldukça büyük bir para ve emek harcanıyor. Yarışmada erkekler özel boyalarla makyaj yapıyor, sırayla yürüyor, dans ediyor ve şarkı söylüyorlar. Yarışmanın jürisi tabii ki kabilenin kadınlarından oluşuyor. Kadınlar en güzel yüzlü, en uzun boylu ve en iyi giyinmiş tek bir erkek seçmek için tüm yarışmacıları inceliyorlar. Kabilenin bekar kadınları da bu yarışma sırasında kendilerine bir eş seçmeye çalışıyor. Nehir bolluğu. Nijerya'nın tam merkezinde çok sayıda nehrin aktığı geniş bir plato var. Ülkenin iki ana nehrini akarlar. Nijer ve onun en büyük sol kolu olan Benue. Nijer, Kongo ve Nil'den sonra Afrika'nın en uzun üçüncü nehridir. Uzunluğu 4185 metre olan Nijer, Sierra Leone ve Gine'yi çevreleyen dağlardan doğar ve Atlantik Okyanusu'na akar. Nijer deltası bataklıktır. Nehir muson yağmurlarının sularıyla beslenir. Nijerya nüfusunun hızlı büyümesi akut bir konut sıkıntısına neden olur. Bu nedenle plastik şişelerden inşa edilen evler ülkede çok popülerdir. Bu yapı malzemesi neredeyse ücretsizdir. Çünkü Nijeryalılar günlük yaklaşık 3 milyon şişe attı. Küçük bir evin inşaatı için yaklaşık 14 bin adet izin. Bu tür konutlar depremlere karşı dayanıklıdır. Her zaman içinde rahat bir sıcaklık vardır. Ek olarak plastik atıkların imha edilmesi sorunu çözülür. Nollywood. Nollywood, Nijerya sinema endüstrisinin adı. Sessiz sedasız gelişimini sürdürürken 2007'de üretilen film sayısı bakımından Hollywood ve Bollywood'dan sonra 3. sıraya yerleşti. Yılda 1000 film çektikleri oluyor. Kendi hikayelerini, kendi yıldızlarıyla, kendi insanlarını anlatıyorlar. 3 kuruşa el kamerasıyla tamamlanan dijital filmler sinema salonlarında gösterilmiyor. DVD ve VCD olarak tüm kıtaya dağıtılıyor. Çünkü Nijerya'da ve diğer pek çok Afrika ülkelerinde akşam sinemaya gitmek hayati tehlike arz ediyor. Kameralar dijital olduğundan montaj, seslendirme ve diğer post prodüksiyon işleri için bir bilgisayar yetiyor. Filmlerin basıldığı DVD ve VCD'ler hızla kıtaya dağıtılıyor. Film marketlerine her hafta en az 30 yeni film giriyor. Her film 2 dolardan ortalama 50 bin kopya satıyor. Bu üretim ve satış rakamları sayesinde Nollywood 10 yıldır sıfırdan 250 milyon dolarlık bir endüstri haline geldi. Şimdi binlerce kişiye iş olanağı sağlıyor. Örneğin 300 civarında yapımcı var.